Merhaba arkadaşlar. Tekrar Showcase Pond'a devam ediyoruz. Stone Cold Steve Austin bakalım kariyerinde nerelere gidecek, daha bunu göreceğiz. Daha ileriye bakacağız ama daha ileriye bakmadan hemen önce biraz geriye bakalım. Ne dersiniz? WrestleMania 12'ye gidelim. Stone Cold Shawn Michaels WWE şampiyonluk maçından 2 sene önce. Stone Cold hala Million Dollar Man'leydi ve gördüğünüz gibi WrestleMania 12'de Savio Vega'ya karşı maçı çıktı. Şimdi bu maçı birlikte görelim. Bakalım ne olmuş bu maçta. Anaheim, California. Million Dollar Champion be. Savio Vega da burada. Stone Cold'un sevgiyle bahsettiği adamlardan bir tanesi. Puerto Rican Sensation, The Million Dollar Champion. Kim bu maçı kazanacak? Hadi hep birlikte görelim. Spoiler alert. Belki kaybeder Steve Austin, kim bilir, sanmıyorum ama komik olurdu Stone Cold'un kaybettiği bir maçı koysa buraya. Büyük dis olurdu. The Ring Master geliyor. Hiç de genç haline benzemiyor ama ne yapacaksın işte. Türkiye'den daha fazlasını bekleyemeyiz. Anaheim'da seyirci rekoru kırdık be. Neredeyse 19 bin kişi şu an bu arenada doldu taşıyor. Hepsi burada. Dünyanın, spor eğlence dünyasının en önemli olayına tanıklık etmeye geldiler. WrestleMania 12'ye. İşte karşınızda Stone Cold Steve Austin, Million Dollar Champion. Ve bugünkü rakibi Puerto Rican, nasıl söyleniyor bilmiyorum ama oranın en sevilen adamlarından bir tanesi Savio Vega. Bakalım, Savio Vega hakkında çok bilgim yok. Yani ismini biliyorum, sadece ismen biliyorum, duymuşluğum var. İlk defa şöyle bir göreceğiz neden yapılmış. Merak etmiyor değilim. Çünkü şu an bayağı Epico ve Promo'nun babasına benziyor. Hatta olabilir de öyle bir şey, hiç şaşırmam. Gimmiği de çok benzer çünkü. Hadi bakalım. Ringmaster Austin, sen neler yapıyorsun? Evet, Stone Cold Steve Austin bunu asla yapmaz ama Ringmaster'dan beklerim öyle bir suplex. Suplex demişken, suplex sandım ama powerbomb geldi. Ringmaster'ız kardeşim biz. Ayağını denk al. İki dizim de sakat değil şu an. Hiçbir sakatlığım yok. Hatta boynum bile sakat değil. Austin gebermiş gerçekten ha. Spine on the pine. Kalk şimdi ayağa. Sana şunu yapacağım. İstemediğim taunt'u yaptım. Acaba aslında düşününce Austin orta parmak çekiyor muydu ki Ringmaster'ken? Ne alaka? Bak, onu yaptılarsa kızarım. WrestleMania 12'de Stone Cold orta parmak çekebiliyorsa, neyse hadi bonus maç, hadi tamam. Hadi tamam. Hadi acıdım, sövmeyeceğim. Sinirimi Savio Vega'dan çıkaracağım. Özür dilerim Savio ama yanlış zamanda yanlış yerdesin kardeşim. Puerto Rico'ya geri gitsen daha iyi olur senin için. Gel şimdi buraya. Hoppa. Ne yapacak? Gerçekten o kadar 1990'ların hareketi ki abi o. Şimdiki tabii bir de göremezsin yani. Neden de bilmiyorum. O kadar da kötü değil şimdi. Snake Eyes, yine 90'ları estiriyoruz burada abi. Stone Cold'dan da hani daha farklı bir şey beklemezdik herhalde. Madem orta parmak çekebiliyoruz, çekelim yani.
ne yapmaya çalıştığımı anlamışsınızdır herhalde. 98'deyiz. Şununla birlikte 100'ü geçtik. 106. Sırada daha da büyük bir hareket var Vega'cığım. Hazır mısın? Boşlamayalım bunu çünkü çok boşlanacak bir hareket bu oyunda. Hoppa. Ya hak. Lutes Press. Sabuya Vega'ya hasar ver. Hemen verelim. Ne oluyor oğlum? Austin titriyor Sabuya Vega'nın karşısında. Sıkıntı yok. Tamam. Enerjimi düşürmek istemiyorum da abi. Yani nefes alınca bile yoruluyor adam. Yani anlamıyorum. Staminayı düşürmemek bu oyunda inanılmaz zor. Hoppa. Gaza gel. Gaza gel. Gaza gelmiyor. Gaza gel dedim lan. Ha şöyle. Ayda çok geç kaldım. Daha da geç kaldım. Wrestle denedin de kardeşim. Hiçbir şekilde sana avantajı vermiyorum Vega'cığım, üzgünüm. Şampiyon olacaksan o avantajı almasını bileceksin kendi kendine. Söke söke almayı bileceksin kardeşim. Yoksa geleceğinde bu tarz şeyleri daha çok yiyeceksin. Güzel bir kombinasyon Stone Cold'dan. Şimdi kaldı Dustin. İpleri attı Sabio Vega'yı. Vega'dan reversal. Güzel bir çap. Bir tane daha çap geliyor sanırım. Yo! Back body drop. Aziz Arzoro ayağa kalktı ve güzel bir lariatla tekrar yere düştü. Şu an Vega bu maçı aldı ve tam gaz gidiyor. Vega bir daha denedi. Hakem gitti. Yine bir Austin maçı. Yine hakem gitti. Şimdi orada... Aha, Ted DiBiase. Hemen bu durumu avantaja çevirmek istedi. Austin'de milyon dolar kemer var. Ted DiBiase resmen. Resmen bu maçı Austin'e verdi az önce. Austin şimdi kemerle Vega'ya vurdu. Tabii ki de illegal bu. Bir tane daha yapacak. Kafasının arkasına büyük ihtimalle en az bir 5-10 kilogram vardır o. Şimdi de Million Dollar Dream'i yapıyor. Vega bir de oturur pozisyonda, neredeyse kaçacak, hiçbir yeri yok. Şimdi Ted DiBiase'yi görüyorsunuz. Hakemi kendine getiriyor. Yaptığı gerçekten tabii ki de etik olarak hiç doğru değil. Ama mükemmel bir şekilde oynadı yani. Mükemmel bir şekilde yaptı. Yapması gerekeni. Üçüncü kez Savio'nun eli düşerse bu maç biter. Ve bitti. Ve bitti. Hakem Sabuya Vega'nın artık güreşemeyeceğini gördü ve maçı bitirdi. Ringmaster, ring ustası Austin, Million Dollar Dream'le hala da bırakmıyor yalnız. Hakem de ayıramıyor, kendisi zaten iyi durumda değil. Oğlum Vega'nın biri Vega'yı kurtarsa iyi olacak. Sonunda bıraktı. Sonunda bıraktı. Bir çöpmüş gibi gerçekten kenara attı Sabio Vega'yı. WrestleMania 12'de galibiyetle ayrılıyor Stone Cold Steve Austin. Pardon. Stone Cold mu? Aman çok kafam karıştı. Tan tan. Stone Cold Shawn Michaels'dan kemeri almayı başardı. Ve Austin dönemi başladı. Vince McMahon'ın WWE'sinin yüzü Stone Cold olmuştu. Ama Austin asla patronu yalamazdı. Vince, beni değiştiremezsin. Yani ben buyum. Ağla. Stone Cold'dan Vince McMahon'ı Stunner. WWE'nin sahibi de Stunner yaptı ve şu an görüyorsunuz polisler götürüyor. O bile durduramıyor Stone Cold'u.
Bu beni son görüşün değil. Stone Cold dersini aldı. Bundan sonra Stone Cold Steve Austin bira içen, kirli ağızlı bir şampiyon olarak görülmeyecek. Bugün, bu gece, beyler bayanlar, yeni bir ve çok daha iyi bir Stone Cold Steve Austin göreceksiniz. Hem de tam olarak bu ringin içinde. O kameradaki fotoğrafı çıktı al, çünkü bir daha beni böyle asla görmeyeceksin. Böyle saçma sapan bir kostüm giymeyeceğim bir daha. Beklemediğim bir yumruktu. Stone Cold tarafından küçük düşürülünce Stone Cold'la maç yapmak istedi. Ve Stone Cold'a tokat attı. Şu an ölüm fermanını imzalamış durumda. Vince McMahon yenebileceğini söyledim. Aa, tek elim bağlı olsa bile yenirim. Tek kolumla kaçın tekmelemi mi istiyorsanız? Hell yeah deyin. Haydi. Dude love. McMahon'ı mandible claw deniyor. McMahon direnmeye çalışıyor. Stone Cold Dude Love'ı çekiyordu ama bir dakika, Dude Love. Mandible claw bu sefer Austin'e yaptı. Ama neden? Dude Love'ın tuzağından sonra Austin tabii ki de intikam peşindeydi. Unforgiven'da da bu intikamı almaya çalışacak. WWE şampiyonu Austin bu arada, önemli bir detay. Hep kaçırıyorum. İşte çeviriyi için dinlerken, çeviri yaparken detaylar kaçıyor. Geliyor şerefsiz ya. Bu gimmickle WWE şampiyonluk maçına çıkmış. Büyük bir başarı. Truth or Consequences de çok ilginç bir yer ismi ya. Gerçekten çok garip bir adam Mick Foley. Mankind olarak biliniyordu bir ara. Cactus Jack oldu sonra. Şimdi de Dude Love. Böyle olduğuna da bakmayın. İsminin Dude Love olduğuna da bakmayın. Buradaki hiçbir kadın yanından bile geçmek istemiyor Dude Love'ın. Yani self love, yani sadece kendini severse. Ama büyük ihtimalle bu aradaki kadınların daha çok sevdiği bir adam geliyor şimdi. Arenadaki herkesin sevdiği. Elindeki kemeri de çok beğeniyorum bu arada, en sevdiğim şampiyonluklardan bir tanesi. Rattlesnake için çok büyük bir tepki geldi. Tezahürat geldi. Pay-per-view'de ilk defa kemerini koruyacak Stone Cold Steve Austin. Dört köşeye de çıkacak mı? Sanırım çıkacak. Bakalım, kısa kesmişler. Mantıklı. Stone Cold. Dude Love. Hadi başlayalım. Yine basit bir objektif. Austin'in botları siyah. Tight'ı siyah. Dizlikleri siyah. Kalbi de bir akodar siyah. Şimdi de Dude Love'ı da yok etmek için burada. Bakalım. Hop, güzel bir spine buster. Dude Love tahmin ettiğimiz gibi bayağı dayak yiyor Austin'den. Kaçması lazım acilen. Loot Express mi? Ne hızlı bir maçmış bu. Dude Love turns it around.
Sanırım gerçekten erken bitecek bu maç da. Austin'e göre Dude'lar biraz zayıf bir challenger şimdi. Saygısızlık etmek istemem Mick Foley'e de. Mankind olsaydı mesela veya Cactus Jack olsaydı durum daha farklı olabilirdi ancak. Dude'lar... Üzgünüm ama birazdan öleceksin. Bir tane daha. Ve Lute Express. Bak şimdi ringin dışında Dude Love'a hasar vermemiz gerekiyor. Buradaki salaklar, North Carolina'daki salaklar. Cactus Jack'i çok seviyorlar. Öyle mi? Seviyor musunuz? Alın Kaliforniyalılar abi. Hep doğru sizi uyuşturucu falan filan yani. Hollywood falan. Austin size şimdi adam olmayı öğretecek. Ya. Ve öğretebilir çünkü yıl 1998 sanırım. 2021'de olsaydı adam olmayı öğretemezdi. Ne diyebiliriz ki abi? İnsan olmayı öğretecek diyeceğim de. O da Austin'e uymuyor yani. Bu arada ben burada Twitter'da linç yememeye çalışırken bayağı şamarladım Dude Love'ı. Bakalım Austin ne yapacak şimdi? Dude Love Snapmare hemen bacakları geçirdi. Yakaladı Sleeper Hold. Tam bağlamadı %100. Ve eyvah. Reisler geldi. İhtiyar komitesi geldi arkadaşlar. Mr. McMahon'in sol aşakları geldi. Sol ve sağ aşakları. Bak ne kadar memnunlar kendilerinden. O sandalyeyi koyma işini yaptıkları için. Bu arada Stone Cold kendine geldi. Darbe üstüne darbe. Dude Love bırakmak zorunda kaldı Austin'i. Austin'den sorgulanabilecek bir hareket bu arada. Miss McMahon'a bakayım derken Dude Love arkadan geldi. Ama Austin hemen kick out'u bastı tabii ki de. Lan Vince, ne arıyorsun oğlum sen orada? Dude Love'cığım, sen bir yere düş istersen şuradan. Aa, illa reverse diyeceksin ya, illa reverse diyeceksin tam önemli anda. Allah Allah, Legend'a mı geldik lan? Oo, gözüme çalışıyordu. Ben de yürü gidi bastım yine. DD freaking T! Şimdi ne zamandır burada öyle de dememiştim DDT'yi. Ta 2015'te 16'da falan demişimdir. Lan Vince he, hemen kalkarsın tabii saygı duruşuna geçti bak beni görünce. Aha! Lute Express. İnşallah bana vurup maçı mahvetmez de çok sinir olurum. Sıra sende Kaksiş'cim. Ama şey Dude Love'cim. Allah! Neckbreaker. Gel bakayım gel bakayım. Stone Cold şimdi Irish Whip denedi. Dude Love'dan reversal. Austin abdominal stretch'te buldu kendini bir anda. Karnına çalışan bir hareket. Miss McMahon diyor ki zili çalın maçı bitirin ama hayır Screwjob denedi olmadı. Şimdi çalmayın diyor tabii ki de çünkü Austin reversledi. Dude Love kurtardı kendini. Göçe göre bu maç devam ediyor ama az kalsın bitecekti Miss McMahon. Uslu durmuyor şu an. Ayrışıp tekrar. Dude Love'dan tekrar versus neck breaker. Ve Miss McMahon tabii ki de bu durumdan çok memnun. Hala ring köşesinde bekliyor. Büyük düşmanlık var bu ikilinin arasında. Austin ve McMahon ama bir dakika. Şimdi Şafman kızın hareketlerini yapacak sanırım. Dude Love tekmeyi bastamadı.
Austin. Wow, yine bir Austin maçı ve yine hakem yerde. Vince McMahon'e büyük bir davetiye çıktı şu an. Dude Love. Dayak yemeye devam ediyor. Bakalım bu nasıl etkileyecek maçı, gerçekten merak ediyorum. Iskaladı. Aha! Stokosan, hayır. Ne yaptı? Oh! Mandible Claw geldi. Ve McMahon şu an pozisyon değiştirdi. Austin kurtarabilecek mi? Kurtulacak gibi. Yumruk üstüne yumruk. Austin'i tekmeyle durdurdu. O tekmeyi yere düşürdü Austin'i. Hakem ama kendinde değil. Mandible Claw'u da bağladı bu arada tekrar. Hakem yok. McMahon is admonishing the referee. And dude's got off. Hakem şu an offline. Dude Love maçı kazanamadı. Büyük ihtimalle kazanmıştı eğer hakem kendinde olsaydı. Bir kez daha Mandible Claw yapacak Austin. Daha yeni kendine gelmişti ama. Ringden düşerken buldu kendini. Selam McMahon. Oo, sandalyeyle vuracaktı Dude Love'a. McMahon engellemeye çalıştı. Bayağı sinirli şu an. Diyor ki Dude Love'a, yani maçı kazanamazsan, o ringe girip dövüşmezsen seni atarım oğlum diyor şirketten. Ve Austin kurtardı kendini. Oo, yine kurtardı. Vince McMahon kalk diyor. Eline gelip Vince McMahon kafaya. Sert bir darbe. Yine şirketin sahibine hiç yapılmayacak bir hareket Austin'den. Ve Dude Love'ı şimdi ringin içine geri attı. Stone Cold. Ve galiba bu maçı bitirmek istiyor Dude Love. Stone Cold Stunner. 1, 2, 3. Kendi hakemliğini kendi yaptı Stone Cold. Gerçekten çok karışık bir maç abi. Ama hakem yerdeydi. Vince McMahon yerdeydi. Dude Love yerdeydi. Austin resmen şu an şirketi aldı yani. WWE Vince McMahon'in değil, bundan sonra Stone Cold Steve Austin'in. Kesiyedeki maçımızı da görelim o zaman bitirmeden. Milwaukee Wisconsin'de Stone Cold Steve Austin Over the Edge bu arada karşısında tekrar Dude Love. Bir kez daha bu ikili karşı karşıya gelecek. Rattlesnake vs. bilmem ne. WWE şampiyonluğu yine ortada. Oh, have mercy. Dude Love'ın catchphrase'i bu bilmeyenler için. Bonus maçımız var mı bakalım, bir dahaki bölümün başında onu da oynayabiliriz varsa. Baktım da bu zaten bonus maç oynamışız bu bölüm. Bir de daha 23 dakika falan olmuş. Dolayısıyla hadi bunu da oynayalım. Bölümün sonu değil, bu maçtan sonra bölümün sonu olsun. Ne güzel veren lan. Beğendim gerçekten. Vince McMahon. Görünüşe göre bu hakemin, daha doğrusu bu maçın özel bir hakemi var. Ladies and gentlemen and children of all ages, please stand in honor of our special guest referee and the owner of the WWE, Mr. McMahon. Anasını yapan gerçekten çok iyi. If anyone is going to volunteer to make sure that Mr. McMahon officiates this match. Yani bu maçı çok büyük ihtimalle Vince McMahon dürüst bir şekilde yönetmeyecek. Ama yani şu ana kadar hiçbir şey Stone Cold'u durdurmadı. Bunun da durduracağını sanmıyorum. Maçın ilk güreşçisi geliyor işte. Biraz daha farklı bir tiple. Challenger for tonight's main event, Barat, no greater success story has been written in the history. Anasını yapan adam çok iyi ya. Miss McMahon'ın işte stüdyolarından bir tanesi. The richest story shows what can happen by following.
Mükemmel bu adam ya. Hepiniz ayağa kalkın ve Dude Love'ı alkışlayın. Bu adam yani yalamadığı yer kalmadı ya. Yalamadığı yer kalmadı bu adamın. Sırf kemer maçına çıkabilmek için. Ama günün sonunda ya da gecenin sonunda kemer maçında her türlü ne yaparsa yapsın sonuç bu. Ama sıkıntı şu ki belki başka birine karşı olsa işte kemeri kazanabilirdi de karşısında. Sessiz olun, rahat olun lan. Bira içen bir aptal bu. Ayyaş, ayyaş. Şu an yaşayan bütün insanların yüz karası. Bu eziyi anons bile etmeyeceğim. Bu kadar. Zaten bu adamın anons edilmesine gerek yok. Yani bu şu insanları dinlesenize. Hadi bakalım. Austin 316 cümlesinin doğduğu yer burasıydı. İsminin. Vay! Ne? Böyle bir şey mi vardı? Çok ilginç bir gelişme. Bir anda Undertaker belirdi. Bu planlarda yoktu beyler bayanlar. Undertaker Vince McMahon için mi geldi buraya? Ondan intikam almak için mi geldi? Yoksa Stone Cold'un tarafında olup bu maçın adil bir şekilde yönetildiğinden emin mi olmak istiyor? Çok belirsiz şu an. Undertaker'ın ne yapacağı ama evet, şu an gerçekten patlayıcı maddeler yan yana, bir sürü patlayıcı madde yan yana. Yine de maç başladı, bakalım. Bence Allah sonumuzu hayır etsin desem uyumlu olur şu anki durumumuza. Ve klasik Austin şimdi Stamping Hammer Hall. Ve tabii ki de son baharatı da ekledi gördüğünüz gibi orada yemeği tamamlamak için. O orta parmak olmazsa yani hareket aynı etkiyi vermiyor kesinlikle. Dude Love iplerden geliyor. Austin. Altından geçti. Austin bir kere altından geçiyor. Tamam, bunu unutmayayım. İkinci kez yaptım bu hatayı da. Demek ki Austin'e has bir durummuş bu. Güzel bir diz Austin'den. Şimdi Austin. Dude Love'ı aldı, ipleri attı. Kitchen sink. Dude Love dışarı çıktı. Austin'den kaçmaya çalışıyor. Ama Austin Dude Love'ı tekrar yakaladı ve masalara doğru götürüyor. Bu iyi işaret değil gerçekten. Bir diz. Masaya çarptırdı Dude Love'ı. Var derken Vince McMahon sanırım saymıyor henüz. Dışarıda bu ikili devam ediyor. Austin'i bir tane daha kontratak yaptı. Ve İspanyol reisler. Az önce Austin'lendi. Okey. No DQ arkadaşlar. İstediğini yapabilir Dude Love. Undertaker de orada, Vince McMahon de orada. Zaten sıkıntılı bir durumda, durumu iyice sıkıntılı olmaya başladı. Austin şimdi. Yine İspanyol masasının çekmediği kalmadı. Undertaker'a doğru attı. Undertaker şu an gördüğünüz gibi pasif. Hiç kimseye dokunmuyor. Sadece izliyor. Hala hangi amaçla burada olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Dude Love.
Austin'den orta parmağı görecek, koşarak ringe girdi. Austin yakaladı Ludlow'u. İkinciyi peşimde çiviledi ve üstüne atlayacaktı ama Ludlow yoldan çekildi. Ve Austin ağır bir darbe aldı sırtının alt kısmı, omurganın alt kısmı. Bu arada Vince McMahon gördünüz yani, git vur diyor Austin'e. Nasıl bir hakem oğlum bu? Ama kimse şaşırmamıştır tabii bu gördüklerimize. Dudla bir daha geliyor, çıktı ringin dışına. Neckbreaker. Bir an Hank Pro izliyormuş gibi oldum abi. O nasıl bir neckbreaker'dı? Allah kahretsin. Bu zamanlar tabii biliyorsunuz güreşin o kadar iyi olmasına gerek yok ring içinde. Bu maç her yerde bitebilir. Her yerde tuş edebilirsiniz. Oğlum. Vince McMahon maç ilerledikçe kural ekliyormuş. Şu an bunu anladım. Şerefsiz ya. Evet, no DQ'ydu bu maç. Sonradan eklemeyle. Şimdi bir de false count anywhere oldu. Yani her yerde bitebilir bu maç. Gördüğüm en ilginç hakem. Keşke bu arada bu tarz bir şeyi yine normal oyuna da ekleseler, sadece showcase'de görmesek. Ama işte eğlenceli olacağı için öyle bir şey asla yapmazlar. Tekrar ringin içine geldik şimdi. Bakalım bu iki güreşi bize ne gösterecek? Bir yumruk, bir yumruk daha. Brawler Austin abi. Oo, ama gerçekten, oo, bir dakika, demire vurdu. Demire vurdu Austin de kurtardı kendini. Evet, kafası kanıyor şu an. Yani çünkü ağır bir darbe aldı. Maç bitebilirdi gayet orada. Miss McMahon de biraz hızlı saydı. Austin fazla dayanıklı. Dude Love gerçekten zorluyor Austin'i bu arada. Her bir şeyine counter attack, her bir şeyine reversal. Şimdi sandalyeye iki ağır darbe vurdu. Austin hareket bile etmiyor. Galiba bu maç burada bitti. Dude Love double underhook. DDT. Bir, iki. Austin yine attı. Austin bir şekilde yine attı. Onca darbeden sonra. Ve Vince McMahon gözlerine inanamıyor. Dude Love daha iyi şekilde. Ve şimdi bir saldırı daha geliyor Dude Love'dan. Austin ayaklarını kaldırdı. Şimdi bir lariat. Vince McMahon gerçekten endişeli şu an. Öyle de olmalı zaten. Kafasına vuruyordu evet sandalye. Hem kendi kafasına, ondan hemen sonra Dudlam'ın kafasına vurdu ama Vince McMahon. Hakem uyuyor. Saymadı tuşu ve tabii ki de haklı olarak sinirli Austin. Austin çekildi. Vince McMahon. Vince McMahon, geçmiş olsun abi. Yeni bir hakem geldi bu maça. Dude Love, Stone Cold tam gaz devam ediyor. Austin'den reversal Russian leg sweep. Ve Austin elbow drop. Ve şimdi Austin Stone Cold Stunner için bekliyor. Bu maç karıştıkça karıştı beyler bayanlar. Stone Cold Stunner. Yedek hakem geldi, sayıyor şimdi. Oo! Vince McMahon'ın sol aşağı. Austin'den maçı çaldı az önce. Çıkarın abi bunu. Mandible Claw bu arada. Mandible Claw. Yani bir dakika, ne? Ne? Undertaker Briscoe'yu durdurdu. Seyircileri dinleyin abi. Masa yıkırdı chokeslam'le. Dude Love gel sen say diyor. Undertaker. Şimdi de saat aşağına aldı Vince McMahon'in. Kendimi hatırlayamadım bu sefer, özür dilerim. Bir chokeslam'le ona. Dude Love neye uğradığını şaşırdı şu an. Herkes birbirine, her şey birbirine girdi. Vince McMahon hala yerde. Dude Love kaldırdı Austin'i. Bir şey denedi ama hayır. Russian leg sweep bir kez daha. Austin kaldırdı Dude Love'ı. Austin'den çok güzel bir günün özeti abi.
Stunner denedi, olmadı. Tekrar Mandible Claw. Austin dizle kurtardı kendini. Stone Cold Stunner. Stunner. Hakem yok. Haydi. Austin maçı kazandı. Hem de Mr. McMahon'i kullanarak abi. Bu maçta her şeyi gördük resmen. Herkes yerde, bir tek Stone Cold ve Undertaker ayakta. Stone Cold kemerini korudu ama sanırım bir sonraki rakibi şu an ona bakıyor. Kemerini aldı. Bu gecelik aralarında başka bir şey olmayacak. Gerçekten çılgın bir maçtı. Vah. Okey, durun. Burada duralım arkadaşlar. O cutscene'i tabii ki de bir dahaki bölümün başında izleyeceğiz. Woo! Belki de en eğlenceli maçlardan biriydi bu. İlk maçı kötüydü bence Stone Cold Dude Love'ın. İlk maçlarını beğenmedim de bu maçta gerçekten çok güzel şeyler oldu. Sonraki maç Monday Night Raw 1998'de WWE şampiyonluk maçı Stone Cold Steve Austin vs. Kane. Yine büyük şeyler olacak diğer bölümde de. Ama şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.